Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Ekonomik sorunlardan dolayı müşteri çekemeyen esnaf yazlıkçıların gelmesini bekliyor. Valla abi Ramazan'da işler her yerde kesadır ama bu sene biraz daha kesat diğer yıllara göre. Evet. Muhakkak ki yemeden içmeden kesiliyor vatandaş. İhtiyacı kadar alıyor. 3 öğün yiyecekse 2 öğün yiyor tabii. Onun için giyimde fazla ayakkabıda, elbisede israf olmuyor. Bayram gelince, bayrama bir hafta olunca da işler açılır inşallah. Bu kötü günlerin bir de iyi günler olur. Beklentimiz o yani. İşler açılır beklentimiz. İnşallah. Millette para yok. Geçen Ramazan'a göre, Ramazanlara göre kötü mü şu an? Geçen Ramazan'a göre %50 yakın düşüş var yani. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Yani? Sebebi ekonomik sıkıntılar. Geçer mi peki? Havalar iyileşti artık. Geçmesi için yazlıkçımız gelmesi lazım. Yani sezonumuz açılması lazım. Tabii sezonumuz da açılmadı. Evet. Tabii tek umudumuz yazlıkçının gelmesi. Yazlıkçı olmazsa tabii biz de biteriz burada. Biz de biteriz. Yazlıkçı ne kadar etkili abi sizi? Yazlıkçı burada geldiği zaman bize bir can suyu veriyor. 3 ay, 4 ay can suyu veriyor. Evet. Yani şey mi oluyor esnaf olarak yazın kazandığınızı kazanabiliyorsunuz, kışın da idare. Yani kazanamıyoruz ama birazcık can suyu oluyor. Anlıyorum. Yani kışı açın %70'ini falan kapatıyoruz yani zararını. Ama %30 yine açıkla gidiyor. Peki kışın şey olursa, artarsa nüfus? Kışın nüfus artsa da burada bir hareket olmuyor kışın. Yani nüfusun artması için nasıl bir sebep olması lazım mı? Nüfus artsın. Doğalgaz gelecek diyorlar. Doğalgaz gelince belki olabilir. Yazıcıların belki gitmenle olur. Nüfus biraz da kalabalık olursa belki bir parça bir katkısı olabilir. Ama genel olarak şu anda işler düşük diyorsunuz. Nüfus kalabalık olursa kışın da etkiler yani olur. İşler biraz daha hareket olur. Biraz daha katkısı olabilir. Ama kışın da ne olur? Mesela köylerden çarşıya atıyorum günlük 200 kişi geliyorsa soğuktan, çamurdan 100 kişi gelir, 50 kişi gelir. Ama muhakkak nüfus kalabalığından dolayı tabii illa fark eder. Gelir de artar, fark eder yani. Peki abi Ramazan'da illaki işler düşük olur dediniz. Ramazan'dan önce nasıldı bu yıl? Ramazan'ın önünde durgunluğu neden bu işlerin? Zaten siyaseten düşünecek olursan seçimler girdi araya. Evet. Seçim olabilsin bakalım. Seçim geçtikten sonra belki düzelir gibi. Ondan sonra dolar, euro arttı bu sefer. O krizleri etkiliyor. Onların etkisi vardı. Seçimden önce de bir durgunluk vardı. Bunlardan dolayı yani. Dolardan dolayı, seçimden dolayı. Şimdi seçim bittikten sonra bahar gelecek dediler. Biz de bekliyoruz bahar gelecek diye. Otlar çıktı, yeşillendi ama. Daha biz yeşillenemedik. Biz yeşillenemedik. Gelir mi sizce abi bahar? Efendim? Gelir mi sizce? Daha var vakit. İnşallah hayırlısı olsun. Gelir belki. Ümit kesilmez. Gelmesine yana. Abi sen bir şeyler söyler misin? Abi ben ne söyleyeyim işte. Büyükler olarak tecrübeli insanlar bunlar. Biz de öyle ümit ediyoruz. Yazlıkçının gelmesini bekliyoruz. Tabii ki Ramazan dolayısıyla bir kırgınlık var. Ama inşallah beklentimiz son haftalar. Bir de istikrarsızlık yani, var yani. İstikrar olmayınca. Tabii piyasalarda bu sene piyasa bitik. Yarın dolar ne olacak? Bilen yok. Güven aldığın yok. Aldığın malzeme bugün 3 lirası yarın otomatikman 4 lira oluyor. Tabii. Onun da etkisi yok. Cebinde parası olan da parayla harcamak istemiyor. Yani bir çelişki içerisinde yaşıyoruz şu anda. Ne zaman da yaşarız bilmiyorum. Abi bir de sizde şey var. Biriniz av malzemeleri, biriniz tekstil, biriniz ayakkabı işinde. Yani genel olarak iş ayırt etmiyor. Herkesin işi. Herkesin işi. Tabii ihtiyacı olan bir şey. Yani burada git kuyumcu da sor, kuyumcu da iş yok. Anladım. Git lokantacıyı sor, lokantacı da iş yok. Bak işlerimiz iyi olsa burada ne işimiz var? 3 tane esnaf. Yani kapının önünde. Dışarıda kapının önünde. Tekstil ayakkabıcı da bağlı değil yani. Genelde yok. Genel olarak işler kötü. Genelde yok. Peki abi o zaman inşallah işler en kısa zamanda i̇nşallah düzelir. İnşallah bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugünün önlemini... Anlam ve önemini belirten konuşalım. Anlamını ve önlemini belirten güzel mani söyler Ramazan abi. Bir de söylerse memnun oluruz. Vallahi iyi olur abi. İyi bir mani döktürelim. Ramazan abi. Ne söylerim ne... Abi işte Ramazan'la ilgili bir şey söyle Ramazan abi. Ramazan geldi dayandı. Esnaflar alkanlara boyandı. Başka ne diyebilirim? Şimdi davul olsa daha çok zorlardık da. Davul olmayınca davulsuz yani, ancak bu kadar olur. Ekipman yok. Ekipman olmayınca
Ramazan geçer inşallah. İşlerimiz de iyi olur. Biz de deriz her zaman maşallah. Tabii. İnşallah abi. İnşallah. Size hayırlı işler diyelim. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.